Benim bir yeğenim var. Zafer isminde. Teyze nasılsın diyerekten beni aradı. İyiyim falan filan deyince ona dedim ki oğlum Gökhan'ı evlendirmek istiyorum. Hani tanıdığınız çevrelerde, köylerde varsa gidelim görelim. O da kendi kayını varmış. Seni onunla tanıştırayım dedi bana. Tamam, tanıştık. Bu Mesih denen adam mı? Değil. Değil, bir başkası. O Çorum'dan olan. Onunla da birlikte biz hazırlıklarımızı yaptık. O da ben o tarafa arayayım, gidelim dedi. Siz Çorum'da yaşıyorsunuz. Evet, biz Çorum'da yaşıyoruz. Hazırlık yaptık, gideceğiniz yer Doğu Beyazıt, Ağrı. Önce gidişimiz Van'dı. Van. Van. Onun hanımı Vanlı. Orada çevresinde akrabaları vardır. Abla sen oraya götüreyim diye biz Van'a gittik. Ay bunlar çete ya. Bunları hatırlayın. Birazdan getireceğim ekrana. Aynı. Hikaye aynı. Aradaki sadece tarih farkı. Bu olay geçtiğimiz Eylül-Ekim arasında, 28 Eylül ile 3 Ekim arasında oluyor. Diğer olayları tek tek getireceğim. Bunlar çete. Yine Van, Ağrı, Doğu Bayazıt o üçgen içerisinde yaşanıyor. Hep aynı hikaye. Evet. Daha sonra orada oğlum beğenmedi. Baktık birkaç eve kıza hani beğenmedi derken insanlar küçümsenmez. Hoşuna gitmedi, kriterlerine uymadı diyelim. Buradan bizim gittiğimiz kişi de o zaman Ağrı Doğu Beyaz'a geçelim. Orada benim bir tanıdığım var. Onun aracılığıyla biz sana kız buluruz dediler. Biz de gelin sevdasındayız ya. Çıktık gittik oraya. Bizim gittiğimizde Nesih denen bey benzinliğin kenarında bizi bekliyordu. Telefonda anlaşmışlar. Eşim arabadan indi, oğlum arabadan indi. Tanıştılar Nesih Bey'le. 10-15 dakika bir görüşmeler oldu. Ben arabadayım. İki tane kız var şu anda elimde. Tanıdığım, akrabamdır dedi bize. Biri hazır değil ama Doğu Beyaz'a gidersek o kızı sana tanıştırırım, görüştürürüm diyerekten tamam dedik. Doğu Beyaz'a geçiş yaptık. Hatice Hanım, sen geçen sezon bizim programı hiç izlemedin mi? Bakıyorum Serap Hanım, Bak, insanlar bir geçen hevese sene kapılıyor. izleseydin bu çeteyi duyacaktın ve sen en azından diyecektin ki olay da oralarda geçiyor. Dur bakayım ben biraz daha temkinli yaklaşayım buna diyecektin. Ama gittiniz oraya. Siz Çorum'da yaşıyorsunuz. Evet. Niye sizin çevrenizde kız mı yoktu? Niye bilmediğiniz, tanımadığınız insanları aracı koydunuz? Çok güzel bir soru sordun. Haklısın o konuda. Baktım, dolaştım. Ne bileyim, Serap Hanım seni bir şey götürüyor oraya. Bir şey çekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bir şey çekiyor oraya. Sonra tanıştınız bu adamla, Mesih denen Evet, adamla. Nesih Bey'le tanıştık. Arkadaşının kız kardeşi olduğunu, bizi ona götüreceğini söyledi. Tamam. Doğu Beyazıt'ın içine gittiğimizde çarşının kenarında Ama bize tanıştırılan. nüfus kağıdını görmediniz. Hayır. Takma isim ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hayır, hayır. Evet. İbrahim Bey'le de tanıştı eşim. Hadi eve gidiyoruz, kıza bakacağız. Gittik, görüşmelerimiz oldu. Oğlum görüştü. Ben kendim ayrıyeten görüştüm. Eşim görüştü. Onaylarımızı verdik, beğendik. Kızın adı Gelin ne? hevesi var ya bizde. Kızın adı ne? Nurten. Nurten Öztürk. Nurten. Nurten'le tanışıyoruz orada. Ne yaparız, nasıl ederiz? Biz beğendik. Nasıl edersiniz? Süt hakkını verirseniz kızı şu anda bile götürebilirsiniz dendi bana. Yani Allah'ım ya deli olacağım ya. Yemin ediyorum ya. Aynı hikaye. Şu, bir saniye müsaade et. Şu geçen seneki kızın binbir surat kızın fotoğraflarını bir getirelim ekrana. Aynı kız dört farklı görüntü işte birinde Mercan olmuş adı birinde Fatma birinde Meral ve Melek. Buna benziyor mu sizinki? Ortadaki biraz anımsatıyor. Kırmızı eşarplı olan. Kırmızı eşarplı olan. Tam şey yapamıyorum şu an ama biraz anımsatıyor Çünkü Serap Hanım. sizdekinin de fotoğrafı var aslında. Var. Evet. Şimdi bu şu hikayeyi hatırlıyor musunuz? Buraya gelen herkes hatırlıyor. Şimdi bu hikayede kız aslında fotoğraf çektirmek istemiyor. Hem
hep yüzünü çeviriyor filan ama bir şekilde işte kına gecesi, düğün vesaire derken birilerinin makinesine yakalanmış. Yoksa fotoğraf çektirmiyor. Bu geçen seneden beri aradığımız kız bu bizim. Aradan neredeyse bir sene geçti. Bakın dört ayrı isimle aynı kız dört ayrı kişiyi dolandırdı. Paralarını aldı. O bunun dolandırdığı kişiler de burada programa katıldı. Şimdi birazdan da Hatice Hanım'ı dolandıran kişinin fotoğrafını getireceğim ekrana. Bakalım siz bir benzerlik kurabilecek misiniz? Süt parası istediler sizden. Evet. Bunu verirseniz şimdi alıp götürebilirsiniz. Aynen öyle. Hatice Hanım, sen o anda uyanmadın mı? Ya bizi tanımaz etmez bunlar. Kızlarını nasıl bize verip de gönderiyorlar hemen diye düşünmedin mi? Geldi. İnan Serap Hanım, inan geldi. Ama diyorum ya, gelin hevesi var benim içimde. Onu alacağım, götüreceğim, oğlumla evlendireceğim. Beyindeki bu benim güzel mutluluğunu, düğününü göreceğim. Hani iyi niyet var benim için de, hala da öyle. Kızı da beğendin ama bu arada. Beğendim. Nesini beğendin? Önce onu söyle. Çok hürmetkar davranıyormuş mesela. Aynen. Daha önce gelenler öyle söyledi. Aynen Serap Hanım. Ha, ne yapıyor? Hizmette kusur etmiyor. Çok çok yaklaşıyor sana. Ne bileyim anneciğim, o günden başladı zaten anneciğim demelerine. Sizi çok beğendim, oğlumuzu çok beğendim. Çok terbiyeli, ahlaklı kişilere benziyorsunuz bize söylemeleri. İşte hevestir, kapıldım gitti. Size anne diyebilir miyim? Geçen seneki hikayeyi anlatıyorum. Size anne diyebilir miyim? Gelip koluna girmeler, omzuna evet. yatmalar, çok hürmetkar davranmalar. Sonra? Sonra tamam dedim. İyi kız. Öksüzmüş bir de, abisi büyütmüş, yengesi büyütmüş, baba anne trafik kazasından ölmüş, bana öyle tanıtıldı. Götürürsen annesi olursun, orada düğününü yap. Dedim ki biz şimdi bu parayı tamam verdik. Ne yaparız? Yüzük mü takacağız? Burada düğün mü yapacağım? Hayır, götüreceksin, orada düğününü yapacaksın. Burada zaten kimse yok bizim çevremiz, orada yapabilirsin. Ben de o gece orada kalmak zorunda kaldım. Bankadaydı para. Parayı bankadan pazar günüydü gittiğim, çekemedim o gün. O akşam orada kaldık Doğu Beyazıt'ta. Sen, kocan, oğlun. Evet. Bir de aracı. Evet. 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 Kaldınız orada. Hı hı. Kaç lira çekmen gerekiyordu? Onlar bize 30 bin dederdi. Ben bu kadar veremeyeceğimi, işte biraz şunu yapın bunu yapın derken 15 bin TL'ye kadar aracı indirdi. Bankada toplam kaç paran vardı? Hadi sorma sayıp. Yani kaç paranın ne kadarını verdin onlara diye merak ettim. Bankada toplam 35 bin lira param vardı benim. Düğün için biriktirmiştim. 15. Oradan sonra da umreye gitmeyi planlıyordum Serap Hanım. Açığı bu, hani ben yalan konuşmam. Oğlumundan, sorunundan kurtulayım. Umreye gideyim. Cenab-ı Allah'a tertemiz bir şey. Herkes bir şekilde gidecek. Benim niyetim bu.